Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bakınız burada ne yapacağız? Özellikle bu son hacking vakası üzerine konuşacağız ve ciddi bir uyarı videosu olacaktır. Birincisi, şu anda tabii Arthur Reis'in Twitter hesabı hackleniyor. Bu gibi olaylar maalesef piyasada çok fazla gerçekleşiyor, tamam mı? En çok hacking vakası ne üzere ve dolandırıcılık ne üzere oluyor? Yine yakın zamanda da gördüğümüz Shiba gibi meme coinler üzerinden çok yapılıyor. Mesela Shiba'da yakın zamanda bu çok oldu. Örneğin Kusama'nın Twitter hesabını taklit eden birisi aynı Twitter hesabını sadece takipçileri farklı olarak kendisi yapıyor. Aynı tweetleri atıyor, bla bla. Fotoğrafları, motorafları aynı. Farklı kişilerden kendilerinin cüzdanlarını almakla birlikte ne yapıyorlar? Yatırımcıların varlıklarını işte özel mesajlaşma yoluyla sanki kusamaymış gibi konuşup özel bilgilerini alıp devamında kendisinin fonlarını çalıyor. Aynı anda işte Shibarium'u taklit eden bir hesap yapıldı ve bu şekilde oldu. Yine Shiba ekibi, bakın, bizzat Shiba'nın ekibinden olan Lushiship adlı takma adlı kişi yine yakın zamanda ciddi şekilde dolandırıldı. Shiba'nın resmi hesabı gibi görünen, sitesi gibi görünen bir siteye tıklayıp giriş bilgilerini girmek suretiyle varını yoğunu kendisi çaldırdı. Yani bizzat bir ekip çalışanının başına gelen bir olaydan söz ediyoruz. Bunlar çok fazla yaşanmaktadır. İnanılmaz derecede yaşanmaktadır. Hacking vakası dediğimizde aklımıza birkaç farklı olay geliyor. Bir, projenin hacklenmesi, yani blockchain yapısına sızılması gibi bir durum. En son SushiSwap hacklendikten sonra Shiba hakkında bir takım tevatürler ortaya çıktı. O da hacklenecek diye, hard fork'u olması münasebetiyle. Ama bu doğrudan bir sonuca varabileceğimiz anlamına gelmez. Çünkü her ne kadar Sushi'nin hard fork'u olsa bile devamında üzerine yeni geliştirmeler yapılabilir ve güvenlik zafiyetleri mevcut ekip tarafından kapatılabilir. O yüzden bu anlama gelmemektedir ki Shiba Swap, ben yine Shiba Swap'te durmayı önermiyorum ama diğer swap'lere göre güçlüdür. O yüzden size ilk önerim, genel olarak DEX ve swap'lerde kesinlikle oynamayınız. Her zaman CEX'lerde güvenilir borsalarda işlemlerinizi gerçekleştiriniz. 2. Sitelere girerken şuradaki URL'ye bakınız. Adam TradingView'in aynısını yapar ama şuradaki URL kısmında saçma sapan XYZ Türk bir şeyler yazar. Öyle bir şey gördüğünüzde bilin ki o site imitasyondur. Bir diğer mesele, hiçbir yerde, bakın, giriş bilgilerinizi vermeden önce kesinlikle kontrol ediniz ve bu hesapları kontrol ediniz. Ayrıca saçma sapan coinleri satın almayınız. Yani bu gibi aksiyonlara siz bulaşmadığınız zaman zaten hacklenmezsiniz, tamam mı? Daha geçen günlerde telefonuma bir mesaj geldi. Saçma sapan bir şey. İşte şey gibi bir şeyler yazıyor. Yeni bilmem neyin şudur işte tarzında var. Facebook kodun işte bilmem nedir. Kimseyle paylaşma. Sanki Facebook gibi bize şey gönderiyor adam. Tutmuş bir link gönderiyor. Sanki Facebook gibi. Şimdi ben oraya tıkladığım an karşıma ne getirecek biliyor musunuz? Facebook gibi bir tane giriş bilgisi isteyen bir form getirecek. Onlara tıklayınca da benim Facebook adresimi çalacak. Uyanık olun. Dikkat! BitMEX CEO'su Arthur Ace'in Twitter hesabı eklendi. Paylaştığı meme token linkine tıklamayın diyor. Evet, bunu yapıyorlar işte. Adamın birinin mesela Twitter adresini hackliyorlar. Arthur Ace de piyasada çok tanınan bir adamdır. Daha dün bir tane konuya, biliyorsunuz, şey yaptık. Arthur Reis'le alakalı konuştuk ve videolarımızda değinmiştik kendisinin açıklamalarına. Piyasada oldukça bilinen, aynı zamanda 2019'un piyasanın en büyük borsası olan ve yerini Binance'a kaptıran BitMEX'in de CEO'sudur kendisi. Ve Twitter hesabı hacklenerek tıpkı farklı kişilerde olduğu gibi Arthur Reis'in hesabına erişiyor. Ve saçma sapan bir tane coin'in reklamını yapıyorlar. Kendi çıkardıkları mesela. Onun üzerinden vurgun yapacaklar. Bitcoin hakkındaki tahminleriyle tanınan eski BitMEX CEO'su Arthur Ace'in
Twitter hesabı görünüşe göre dolandırıcıların eline geçti. Hayes'in Twitter hesabından yapılan alışılagelmiş dışındaki paylaşımda L isimli bir meme token'ın tanıtımı yapıldı. Büyük olasılıkla hackerların kripto para yatırımcılarının varlıklarını çalmak için oluşturdukları bu token'a ait bir de sahte görünümlü bir link paylaşıldı diyor. Aynen, yani bir tane token çıkarmışlar bir hacker grubu. Biz bunu nasıl satacağız? Üzerinden nasıl vurgun yapacağız? İşte birinin, piyasada adı geçen birinin hemen Twitter hesabını hackliyorlar. Yakın zamanda mesela Shiba'nın Discord hesabı da hacklendi biliyorsunuz. Shiba'nın resmi Discord hesabı hacklendi. Hatta Binance'ın Discord hesabı da hacklendi. Her ikisinden de işte hackerlar airdrop duyurusu falan gerçekleştirdiler. Tamam mı? Bunlara kanmayınız, yapmayın. Tabi bu da bu tarafların aciziyeti biraz. Anlıyorum, şey diyebilirsiniz ya, işte Binance'ın resmi hesabındayız, işte bunu paylaş. Girme arkadaşım, boş ver. Hays'in paylaşımında bu sözde meme token'ın yeni ship olacağı iddia edildi. Ayrıca söz konusu dolandırıcılık içerikli token'ın tanıtım görselinde Elon Musk'ın fotoğrafı kullanıldı. Tabii meşhurdur yani. Hays'in hesabını ele geçiren dolandırıcıların yaptığı paylaşımda söz konusu L token'ın kullanıcıların Twitter hesaplarının değeri oranınca airdrop dağıtacağını iddia edildi. Hep de aynı. Hepsi de airdrop dağıtıyor. Ya. Bu dolandırıcılar ne kadar şey böyle. Ne kadar yüce gönüllü. Bununla birlikte kripto para dünyasının tartışmalı isimlerinden biri olan Arthur Ashe sık sık değersiz meme tokenların ticaretini yapmasıyla da tanınıyor. Aynen, shitcoinleri sever. Uzun vade tutmaz da bunlar üzerinden vurgunlar yapar yani. Hayes, 2020 yılında finans kuruluşlarının kara para aklamayı önleme programlarına sahip olmalarını ve müşterilerinin kimliklerini doğrulamalarını gerektiren banka gizlilik yasasını ihlal etmekle suçlanmıştı. Aynı şu anda Binance'a olduğu gibi. Şubat 2022'de suçunu kabul etti ve 20 Mayıs 2022'de 2 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Evet. Ayrıca 10 milyon dolar ceza ödemeyi ve şartlı tahliyesinin ilk 6 ayını ev hapsinde geçirmeyi kabul etti. BitMEX ayrıca yıllarca yasa dışı işlemlere izin verdiği ve kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal ettiği yöndeki hukuki iddiaları çözmek için 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Evet, burada tabii genel olarak BitMEX'in tarihçesine de girmiş ama buradaki asıl olay, dediğim gibi, kişiler güvende kalmalıdır. Bu tarz durumlara itibar ve asla ama asla itimat etmemelidir diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.